görüntünün anlamını güçlendiren sesin sahibi. O dizilerin görünmeyen oyuncusu. O güven ailesinin forveti. Açelya Akkoy'un bugün yaptığı müziklerle dizilerin anlamını güçlendiren ve içimizi ısıtan dizilerin yapımcılığını üstlenen Burcu Güven'i konuk ediyor. Ekranların nefes aldıran programı Akla Takılanlar, Açelya Akkoy'un moderatörlüğünde başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Her zaman söylediğimiz gibi ama bugün ben çok mutluyum. Biz hepimiz çok iyi tanıyoruz zaten. Sevgili Burcu Güven'i konuğumuz olacak ama Burcu'yu o kadar çok severim ki. Onun kreatifliği, hayata bakışı, anneliği, kadınlığı, müzisyenliği. Böyle hani özel ölçümlenmiş gibi, bir yetenekle birlikte taçlandırılmış gibi sunulmuştur. O yüzden bugün Burcu'nun hayat deneyimleriyle, hayatı bu organize etme yeteneğinin kalbinden gelen aşkla birleştirilmesiyle nasıl bir hayat tasarruf ettiğini burada konuşuyor olmak hem çok mutluluk verici hem de çok heyecanlandırıcı. Öncelikle hoş geldin Burcu. Canım hoş bulduk. Şahane hissettim kendimi. Ama öyle açılış oldu. Ama öylesin. Hiç kimse beni böyle anlatmamıştı bugüne kadar. Ama öylesin Burcu. Gerçekten bunu hani konuğum olduğun değil, senin gıyabında da dışarıdan seyrettiğimde de gözlem yaptığımda da hep buradan bakmışımdır. Her duruma değer verişin, bir yemek yedirirken değer verişin, işine değer verişin, ailene, dostlarına bence çok kıymeti şayan ve bunu hak eden de sensin aslında. Ben söyleyelim, işim bu. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Güzel bakan gözler, güzel görür, güzel hisseder, güzel yürekler diyeyim canım ben hocam. De. Edeyim. Çok teşekkür ederim Açelya'cığım. Öncelikle çok konuğun oldu bugüne kadar ama yeni formatında da sana başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Güzel gidiyoruz. Pandemiden dolayı böyle tek koltuğa düştük Burcu'cığım. Biliyorsun eskiden daha kalabalıktık ama güzel gidiyor, keyifli gidiyor yani. Çok da değerli konuklarımız geliyor, kırmıyorlar. Evet, takip ediyorum. Olsunlar. Her zamanki gibi hem konuklarınla hem senin sunumunla hem 360'ın bakış açısıyla çok sıcacık, çok güzel bir program. Sağ ol. Burcu, Voice'un da söylediği gibi ve bizim de biraz önce açıkladığımız gibi aslında sen hep kulağımızdaki, aslında kalbimizin kulağımızı birlikte çalıştıran birçok dizinin aslında aldığın eğitim de müzik eğitimi değil mi? Önce oradan tabii başlamak istiyorum. Sonra tabii sevgili bir hocama gideceğim zaten. ne eğitimi aldın? Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler mezunuyum. Aynı zamanda da aynı dönem İstanbul Üniversitesi okuldaşız. Opera, koro ve opera şarkıcılığı ya, yarı lisans bölümünde de öğrencilik yaptım. Aslında operaydı çok tutkum. Ya. Ama hayat, tesadüfler bazen hiç başka taraflara götürüyor kişileri. Yine çok uzak bir yerde değilim. Elbette. Ama opera olmadı. Ondan sonra da konservatuarlar bittikten sonra da TRT'de müzik programlarında bir staj yaptım. Bu benim tamamen kendi isteğimle yapmak istediğim bir şey oldu. O zaman legal değildi aslında. Biraz yayıncılığı da merak ettim açıkçası. Yayıncılığın da daha hızlandığı tam da o dönemdi. O dönemler yaklaşık 93'ler, 92'ler yeni başlamıştı gibi hatta. TRT'de çok değerli bir 2,5-3 yıl geçirdim. Yayıncılığa Oku. Dair ne varsa orada öğrendim. Çok değerli prodüktörlerle çalıştım. O zaman TRT 2 kültür ve sanat programları bölümündeydim. Müthiş entelektüel düzeyi ya, yüksek bir grupla çalışıyordum. Hala TRT 2 çok başarılı, çok severek takip ediyorum. Orada çok müzikten, gene müzik programlarına bağlı ama kuşak programlarında da görev yaptım. Aslında belgesellerde çalıştım. Yani iş tarafını da. Evet, değil mi? Öyle evet, diyebilir evet, miyiz? Evet, nasıl evet, yönetildiğini? Evet. Yani aktif müzisyenlikten biraz bir uzaklaşma oldu. Daha sonra da Birol Güven, kendi şirketimizi kurmamız, orada da bir şeyler yapabileceğimi çok şeyler görmek, başladı hissetmek. Ondan sonra. Tam da aslında TRT'de kadrolu olabileceğim bir anda işte bebek geldi falan, hepsi üst üste.
kurduk ve her şey birlikte devam etti. Ben izninle seyircilerimize böyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. O güzel sesinle bir kolaj hazırladık. Tamam. Önce onu izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Tamam. Ne seninle ne sensiz, bu dert inan çaresiz. Aşk ile hep yanacağız biz, ayrılsak da yastıkta beraber bir gönülde beraber bir ömürde beraber olmaya söz verdik biz. Ellerin yumuk, yanakların pembe bebek, bakışlarında gül ışığı var. Eyvahlarla sürüyor hayatımız. Gölgesinde olmak huzur verir bizlere, lakin Mehmet Usta hayaller peşinde. Kadın isterse toz bende, kadın isterse ömür hayat. Vazgeçemezse aşkından, alev alev yanar. Sevgili Burcu, bütün gün dinlerim seni. Bütün gün şifalanırım. İnan, şifa veren bir sesim var. Aynı zamanda bu konuyu sormak istiyorum. Tabii ki bir müzisyen olarak dizi müziği ya da dediğin gibi opera, reklam müziği, film müziği farklılıkları var mı? Bunu bilgi adına sormak isterim ama şu da çok önemli. Bir müziktir değil mi bizi ilk çeken diziye? Ben hep müziklerine bakarım, sonra diziyi merak ederim. Öyle midir yoksa bende mi böyle gelişiyor, herkes de mi böyle? Müzik kesinlikle çok önemli bir faktör. Bu galiba herkesin algısına göre de değişiyor Açelya. Ama hani bunların her birini bir enstrüman olarak düşünürsek müzik bunların içinde en güçlüsü. Kimi kasta bakıyor, kimi senaryoya bakıyor. Her kişinin süzüp aldığı şey farklı ama müzik kalıyor yani ama. İşitsel olarak ilk anda çeken çok önemli biz bir faktör. Biz çocuklar farklı. Duymasın müziği mesela kalır bizde. Hani o artık, dizinin bazı tabii. Bölümleri gidebilir kafamızda ama söyleriz. İşte keşke hiç, yani o kadar çok var ki bu arada ki, bu sevgili arada. Burcu'nun yani hani biz burada hepsini program biterdi yayınlayabilseydik. O kadar yani hep müzikleri kalıyor. Mesela dünyadan da örnek verirsen Kadın Kokusu filminin tabii. Müziğidir değil mi? O Al Pacino'nun dansı. Tabii, tabii, yani müzik o kadar da güçlü bir şey tabii. Baktığında. Ya şöyle özellikle dizi ve filmde tabii görselle de müziğin, ben ona öpüşmesi diyorum, örtüşmesi çok önemli. Dikkat edersen aslında çok uzun soluklu dizilerin müziklerini hatırlıyoruz. Onlar kulağımızda yer ediyor. Yani çok az, yayında çok az kalmış, tekrarı çok az olan işlerin ne kadar mükemmel olursa olsun müziklerinin akılda kaldığı biraz çok daha doğru. İstisnadır. Çok doğru. Yani dizi ve film sektöründe yapımın her aşamasıyla beraber bir bütündür müzik. Eğer onlar da başarılıysa müziğe çok büyük katkısı vardır. Çocuklar Duymasın'da yıllardır hiç kanallarda hiç. Tükenmeyen bir proje. Düşünsene hemen hemen her gün var.
Yani yaklaşık 19 hiç de sıkılmadan 19 izliyoruz. Yıldır, evet. 20 yıldır her gün var dizi var. Ve her gün dönen bir jenerik ve tema müzikleri. Hı-hı. Bu ister istemez kulakta yer ediyor. Peki bu müzik oranı şimdi o da çok biliyorsun bir ara çok konuşuluyordu. Bazen özellikle bir dönem şarkıcılara çok müzik yapıldı. Bir dönem yani hem dizi sektörü hem film sektörü bunu hala da deneyimliyor. Dünyada da böyle. Nasıl olmalı? Yani normal bir dizideki müzik oranı nasıl olmalı? Bazen de sadece müzik olabiliyor. Çeşitli durumlara göre değişkenlik gösteren bir şey bu. Şu anda bizim Türk dizi piyasasını baz alırsak, hı hı. Her bir bölüm süresinin 120 dakika sularında minimumda olduğunu düşünürsek, hı hı. Çok uzun sahneler, uzun çekilmek zorunda kalan hı hı. sahneler, çok sürelerden doğru, çok dolayı. Bu bunu nasıl dolduracaksınız? Vallahi yani ben sana bakıyorum, zaten. Sen bana bakıyorsun, o ona bakıyor. Yani bunu bir yere kadar bir reji hareketiyle yapmak yönetebilirsin. Imkansız. Geliyor yönetmenden burada müzik altı sahneler işte klipler ister istemez maalesef böyle bir eğilim oluyor. Zaman zaman inanın ben kendi işim olduğu halde yapımlardaki müzik süresini çok uzun buluyorum. Zaten bir grup yönetmenin yani hem Türkiye'de hem dünyada bir grup hiç müziği kullanmıyor bile. Yani müzik katkısını yani orada da çok şey tercih oluyor. Etmiyorlar. Hmm. Yani hani ben rejimle ve hikayemle, kurgumla tek başıma varım. Müziğe ihtiyacım yok. 8'de 1 kuz mesela bunlardan öyledir. Bir tanesidir. Kullanmaz. Öyledir. Ama bir grup yönetmen de kesinlikle müziğin lokomotifliğine inanıyor. Yani bunu dengede tutmak lazım. Hiçbir şey özellikle... Önüne geçmemeli. Evet, sinemada da televizyon dizilerinde de hiçbir şey birinin diğerinin önüne geçmemesi lazım. Burcu ben senin çok güzel yemek yaptığını biliyorum ya. Tıpkı yemek gibi değil mi? Lütfen hiç. Yani hani yemekte de öyledir. Aslında hepsinin harmanıdır yemek. Tuz öne geçti mi ya da acı öne geçti mi diğerlerinin lezzetini kapatır. Böyle bizim işte biraz aynen. Buradan anlatabiliriz. Hazır yemek demişken gerçekten mutfağın da çok güzel. Yaptığı yemekler değil mi? Bunu kim yapıyor? Burcu Hanım yapıyor dediler. Gerçekten mi? O kurabiyeler, şeyler hep var mıydı ilgin? Hep vardı. Yani annemden gizli gizli mutfağa girip, annem de çok titizdi çünkü. Hani mutfağı böyle karıştırmamı, dağıtmamı falan istemezdi. Gizli gizli o çok küçük yaşlarda girip yapıp bütün delilleri ortadan kaldırıp mutfaktan çıktığımı hatırlıyorum. Sonra tabii Birol Güven de hiç biliyorsun sevmiyor yemek yemeyi. Evet. Sevgili Birol Güven'in ben bakıyorum bu sefer nereye gitti? Birol Güven takip ediyorum yani. Ya yemekte çok iddialıyım diyemem ama biz çok fazla dostlarımızla bir araya geliyoruz. Zaten çalıştığımız mekanı biliyorsun. Prodüksiyon. Tam yuva. Her şeyin bir arada olduğu bir mekan. Orada bir mutfağımız da var. Zaman zaman biraz işimize de katkısı olsun. Eve gitmeyelim. Hani yemekle dışarı çıkmayalım. Yemekle vakit harcamayalım. Daha o konsantrasyonu bozmayalım diye. Bazen orada yaptığımız buluşmalar, yemekler. Yani çok iddialı olduğumu söyleyemem ama yaptığım şeyleri beğeniyor arkadaşlar. Bu arada Birol Güven'in herhalde kimsenin görmediği fotoğrafları duyuyor değil mi şu anda? İlk evlilik var. Ay senelere bak. Biz aynı senelerin çocukları ya. Olarak. Ya çok güzel. Çok çok keyifli ama burada şey de var. Şimdi tam da onu soracağım. Birol Güven'i herkes biliyor. Yaptığı işlerin başarısını zaten alkışıyla destekleniyor ama baktığında ikiniz de ailecisiniz. Yuvacısınız ve iş yerinizi de bir yuvaya çevirdiniz. Yani size büyük bir aile olmayı. Bu kendiliğinden mi gelişti yoksa ilk günden beri hedefiniz bu muydu? Ya özellikle bir aile gibi olalım, bunu işe de yansıtalım gibi bir çabamız olmadı. Ama insanın alışkanlıkları, yaşam tarzı doğal olarak... İşine de yansıyor herhalde açıyla. Yani bir de orada bir iyi bir tamamlanma oluyor birbirinizle herhalde. Aynı istekler, aynı bakış açıları.
Evet, aslında karakter olarak çok büyük farklılıklarımız olmasına rağmen fikirsel birlikteliğimiz, bak bu ikisini çok ayrı önemli. Tutuyorum çok ben. Çok önemli. O hakikaten bir paralelde gider. Bazen bizim arkadaşlarla mesela bir toplantı olur, o anda ben yokumdur. Bir şey konuşulmuştur, arkasından ben gelirim. Hani şöyle olsa, aynı şeyi de Birol Hoca da söyledi derler. Bir yakınlık var, her zaman değil, bazen de çok farklılıklardır ama gelişim. Bazen de çok çatıştığımız şeyler de oluyor. Tabii fikir ayrılıklarımız oluyor ama genel dünyaya bakışta, hayata bakışta bir bence de orayı çok tamamlıyorsunuz. Evet. Çünkü neden biliyor musun Burcu? Sizin oraya gelen ailede kalmak istiyor. Yani o nasıl bir enerjiyse gelen gitmiyor zaten. Yani hani o ailede, o ailesinde ben uğrarım, ne yapıyorsun? İşte evdeyiz yani. Hani arkadaşlarımız da öyle. Bence o enerjiniz herkese yansıyor zaten. Mekanın da çok etkisi var. Hı hı. Bizim çok özel bir mekanımız var Üsküdar'da. 200 küsür yıllık bir tarihi bina. Hı hı. Ve şöyle bir ayrıcalığı var diyorum. Yani kreatif senaryodan montaja, dublaja, müziğe kadar her şeyi biz aynı çatı içerisinde yaptınız. Yapabiliyoruz. Mekanın coğrafyası da ona çok eski çok tarihi güzel. Bir mekan. Her şey iç içe. Biraz alışılagelmiş yapım şirketlerinin dışında. Dışında. Evet. Çok dışında. Farklı. Ben şahidim. Kaç proje çalıştım bilmiyorum. Hepsinde çok severek çalıştım. Peki yine şimdi geleceğiz bir yol güvenle tanışmaya, aile olmaya. Biraz da o magazinde merak ediyoruz. Keşke bir rol güven olsaydı, ona sorsaydı. En sevdiği konular. Bayılıyor. Hiç. Bayılır anlatmaya. Hiç sevmez bu biliyorum. Arada laf aramızda. Okul öğrencilik zamanı mıydı? Şöyle. Bir mektup mu vardı? Bir şey vardı değil mi Burcu? Büyük ya şöyle, bizim zaten şimdi yaş da ortaya çıkacak ama hani bizim dönem mektup dönemiydi. Öyleydik canım, ben de öyle. Mektup aynı dönemiydi. Dönemiz. Yani mektuplaşma vardı, cep telefonu henüz yoktu. Daha sonra çıktı. Biz çok erken tanıştık. Hı hı. Ben liseyi yeni bitirmiştim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Artık yeni yeni de büyümeye başladığımız, kendi kendimize tatiller yapalım, kendi kendimize bir şeyler yapalım dediğimiz yaşlar. Babam Allah rahmet eylesin, her yaz bizim geleneksel aile tatillerimiz olurdu. Babam hadi gidiyoruz dedi. Ben istemedim o tatile gitmek. Hı. Yani kendim bir şey yapmak istedim. Ama baktım çok böyle buruldu gibi oldu falan. Ondan sonra tamam dedim. Hep birlikte Bodrum'a bir aile tatiline gittik. Birol'la da o tatilde tanıştım. Ay ne güzel. İyi ki tanışmışsınız. İyi ki gitmiş. Bak çocuklar, annenizle evet. Babanıza tatil yapacaksınız. Mutlu evliliklere. Evet. Temel olabiliyormuş yani. Evet, evet. Orada başladı ve sonra da tabii ki bir birliktelik üreterek, çoğalarak devam etti ve harika iki evlat. Ben onlara, yani bütün evlatlarımız harika, bütün çocuklarımız ama öyle çok özel çocuklar, çok büyük şans ama diyorum ya, orada da işte anne babanın yansıması oluyor. Anne olarak hayata bakışın nasıldır? Biz Burcu Güven'i anne olarak ne önerir, nedir hayat tasarrufu? Valla hep her annede oluyor herhalde. Yetebiliyor muyum? Hmm. Yeterince iyi miyim? Çünkü yoğun bir çalışma temposuyla beraber. Ama tabii ki her zaman önceliğimiz çocuklarımız oldu. Hmm. Ben onu söylüyorum. Özellikle Birol için. Biz çocuk erkil bir aileyiz aslında. Çocukların çok büyük önceliği var. Tabii bunu yürekten yapıyoruz. Onlar sen de çok iyi biliyorsun. Çok artık doğru. Dünyaya geldikten sonra bambaşka bir anlam kazanıyor, hı hı. Hayat. Çocuklarımla ilgili istedikleri gibi, gönülleri gibi yaşasınlar. Hı hı. İstedikleri mesleği seçsinler. Mutluluk, başarı üzerine değil, mutluluk üzerine bir hayat kurmalarını
hedefledim. Peki o mutluluktaki başarıyı nasıl sevmeyi o hedefledim? O mutluluktaki başarıyı nasıl elde ettin? Çünkü mutlu ve başarılı çocuklar da oldu. Yani şimdi son dönemde çok şey oluyor Burcu. Hani çocuklar mutlu olsun. Hani çocuklar mutlu olsun. Hepimiz bunu istiyoruz. Çünkü mutluluğun aslında hayatın esas taşı olduğunu anladık. Ama mutlu ve başarılı başka bir sistem. Orada bir yöntem, bir şey öğretebilir misin bize? Ya şöyle açıyla, tabii ki hani bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler de değil demek istediğim aslında. Şöyle, burada en önemli şey çocuğun doğumundan itibaren neye yatkınlığı var, neyle mutlu olacak? Artık bunlarla ilgili çok bilimsel tespitler var. Bizim zamanımızda da bu kadar yoktu. Biz biraz aslında içimizden geldiği gibi yaptık bunu. Çocuğu çok iyi tanımak, çok iyi tespit etmek. Cem'de ve Öykü'de bunu çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Anne ve baba olarak tabii ki bir rolün da çok büyük emeği var. İkimiz beraber, yani Cem'de mesela Cem doğuştan müzisyendi. Ya. Ve yapabileceği en iyi iş müzisyenlikti. Benim düşüncem buydu. Daha doğduğu andan zaten itibaren. Ama çok da bir zorlu bir süreç geçirdik. Yani o çocuğun yaz tatilleri, ya, sömestr tatilleri, hani bunlar da son derece disiplinli geçti aslında. Yani mutlu çocuk derken bırakılmıştı. Mutluluğu disipline edilmiş. Çocuk psikolojisi şöyle, ne kadar bir şeyi severse sevsin, ne kadar yeteneği olursa olsun, belli bir disiplin içinde çalışmaya başladığı anda çocuk ondan uzaklaşıyor. İşte bu noktada belli bir dengeyle ısrar etmeniz gerekiyor. Bizim çok değerli bir hocamız vardır. Sevgilerimi yolluyorum. Cem'de ve Öykü'de emeği çok büyüktür. Çok değerli bir müzisyendir ve eğitimcidir. Yaprak Sandalcı. Çok zor günlerimiz oldu Cem'le ve Öykü'yle ilgili. Yani bazı şeyleri bırakma aşamasına geldik. Çünkü baktık çocuklar, ki tabii. Çok büyük disiplin, yani hani spor ve müzik çok büyük disiplin gerektirir. Ekstra çalışma gerektirir. Dedik ki ya yapamayacağız herhalde çocuk. Yani zorlanıyor, biz de zorlanıyoruz. Dedi ki eğer şimdi bırakırsan bu çocuk yıllar sonra bunun hesabını gelir ve sana sorar. Bunu hazırsan bırak dedi. Harika. Ve derdi ki 11-12 yaşına kadar biraz spor, müzik neyse artık. Resim. Biraz faşistçe ısrar edeceksin. Çünkü çocuk her zaman bırakmaya ve oyuncaklarıyla oynamaya meyillidir. Bravo, oyuncaklarını bırakmak gibi hele, aslında. Hele şu andaki uyarımlar, yani bilgisayarlar, o kadar şunlar, çok uyaran var ki, çok tabii daha ki farklı. Biz orada biraz böyle bir tatlı bir disiplin uyguladık, şart, ısrar ettik. Ama işte. Ama çocuğun isteği dışında bir şey değildi. Çocuk bu konuda yetenekliydi. Belki yani yanında durmakla için, alakalı. Cem için. Yani o disiplinde yanında durduğun zaman çocuk sıkılmıyor. Yani burası çok taşıdık oradan oraya, kar, kış, çok belli. Notalarını unuturdu. Daha güzel günleri geri olsun, dönerdik çok şu falan ama biz de Cem'le ve Öykü'yle gurur duyuyoruz bu arada yani. Ben her seyrettiğimde takip de ediyorum onu, sosyal medyasını. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Evet. Peki, iyi gidiyor. Bu güzel ailenin dizilere yansıması nasıl oldu? Var mı ya da daha doğru soru? Mutlaka. Yani bunu hani keşke bir rolla konuşabilseydik, o daha iyi anlatırdı ama her zaman da zaten dile getiriyor uygun zamanlarda. Bir rol aile yaşantısını, mahalle kültürünü çok iyi tanıyor. Kendi de çok geniş bir ailenin içinde büyümüş ve bağlarını hiçbir zaman koparmamış. O yüzden çok iyi tanıyor. Detayları çok iyi biliyor. Sen de bunu bir oyuncu olarak çok iyi bilirsin. Ve çok iyi senaryolaştırıyor. Doğru bir kastla da bu sanıyorum izleyiciye geçiyor. Bizden de izler vardır. Özellikle tabii çocuklar duymasın da. Çünkü tam çocukların büyüdüğü dönem. Yani hatta belki Cem yeni mi doğmuştu? Değil mi? Cem seneleri de karıştırıyorum, 93. Tabii Cem 3-4 yaşındaydı. Küçük, yani çocuklar duymasınla büyüdü. Tabii.
Tabii. Oradaki etkileri var mıydı? Mesela size soruyorlar mıydı? Sizde de mutfak var mı? Mutfak? Biz hiç mutfak yapmadık. Yapmadınız öyle ya. Bir alışkanlığımız yoktu ama evdeki yaşam ritüelleriyle ilgili çocuklar duymasına yansıyan, biraz abartılı olarak yansıyan sahneler vardır. Hepimizden bir şeyler vardı aslında. Tüm Türk ailesi karmasıydı çocuklar duymasın senaryolarına yansıyan. Belki de yani. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama sizin zaten bütün senaryolarınız içselleştirilmiş, ailesellerle 80'ler de öyle. Bizim evet. çektiğimiz 90'lar da öyle. Evet. Hep ailenin, dönemin içinde olması. Yani bence önce siz o sıcaklığı hissediyorsunuz değil mi? Yani tabii. ondan sonra o sıcaklık senaryolaştırılıyor. Tabii. Tabii. Ve tabii ki işin yapım tarafında da senin o değerli elin var. Biraz da oradan bahsedelim. Şimdi şirket kendi şirketimiz olunca, senarist eşiniz olunca ilk aşamasından itibaren tabii olayların içinde olduğum için özellikle de Ayrısak'la beraberiz, bizim ilk projemiz. O çok emek işidir. Hiçbir şey yokken bir şeyler yapmaya çalıştığımız bir projedir. Orada biraz da şartlardan dolayı her şeyi yapıyorduk. Yani ben her şeyi yapıyordum. Setle beraber geliyordum. Evet. Toz alıyordum, kostüm yapıyordum, prodüksiyon yapıyordum. Her şeyi yapıyordum. Sponsorlarımız yoktu. Evden çarşaf taşı, aksesuar taşı, pijama taşı. Böyle bir işti o. Dolayısıyla ondan sonraki projelerde tabii yavaş yavaş artık özellikle 2006'dan sonra daha çok müzik tarafındayım projelerin. Ama ister istemez her yeni projede mutlaka her birime bir dalıyorum. Ya yani. Ben sizle 3 proje yapmış biri olarak biz orada seni arıyoruz. Yani ilk 2 bölüm bir o, sonra hani tamam müziğini Burcu Güven olarak yolladı ama bir evet. böyle bir... Yani bir sistem kurulana kadar... Kurulana kadar istiyor insan. Yani tabii ki her ünitede işlerini şahane yapan arkadaşlarımız var ama yine de bir konsept kurmak adına şeyler yapmaya Geliyor. Çalışıyorum ufak ufak. Ama baktığında Burcu Güven'in zaten hani müzisyen kimliği her zaman daha önde değil mi? Baskın yönün aslında müzisyenliğin baktığın zaman. Tabii yani akademik hem olarak eğitimini da aldın, eğitimini aldığım için ve dediğim gibi 2006'dan itibaren de çok daha yoğun. Zaten başka bir şeye çok fazla vakit kalmıyor. Dizi ve film için müzik yapmak oldukça uzun bir mesai. Bir ara çok güzel albüm çalışmalarınız da oldu değil mi? 2006'da ilk albüm isimli bir albüm yaptım. O çok özel, değerli bir iş oldu. Ondan sonra televizyondaki yoğunluk, biraz terzi kendi söküğünü dikememe durumu. Neredeyse her sene 3-4 proje biz olduğu yıllar oldu. Dediğim gibi bunların müziklerini yapıyor olmak çok büyük mesaiydi. Tabii ki burada tek başıma değilim. Bir ekibimiz var tabii, özellikle de Aydın Sarman. Aydın canım. Sevgiler olsun Aydın. Sarman'la beraber çok 2006'dan çok beri projelerin müziklerini Aydın'la beraber çok da güzel. Yapıyoruz. Hani ben yanlış kullanıyorsam lütfen düzelt. Meşk mi derler ona, böyle karşılıklı söylemek? Birbirini dinlemek. Yani ben size Aydın'la dinlerken bambaşka bir yere gidiyorum. O konuda bence çok güzel bir dokusunuz. Bu arada klip dönüyor. Evet, o İstanbul 2007'de falan çekilmiş İstanbul Sabahları. Klibinden bir görüntü. Aydın'la aslında bizim ikili performanslarımız çok olmadı. Hı hı. Şimdi bu pandemi döneminde başladık. Hem bizim zaten jenerik şarkılarımız adlı bir konseptimiz vardı. Hı-hı. Bu sahnede olacak bir konseptti. İşte bildiğimiz şartlar, virüs etkileri derken bunu biz Doremint'te ve Mint Hı-hı. kanallarında canlı olarak yapmaya başladık. Yani Aydın'la ikili performanslar başka arkadaşlarımızla, Nazım Kerkez. Ya canım benim ya. Çok güzel bir ekipsiniz. O şekilde bu ara var ama onun dışında dizi müziklerinde, yani arkada beraber çalışıyoruz. O da istisnai bir durumdur. Yani müzik üretiminde iki kişi çalışmak da çok kolay bir şey değildir. Ama biz bunu Aydın'la iyi başarıyoruz diye güzel. Düşünüyorum. Şimdi o zaman biz YouTube'da yani ve sizin yapımda her hafta dinleyebileceğiz sizi değil mi? Her hafta zaman zaman 20 günde bir oluyor duruma göre. Bizim
iş yoğunluğumuza göre. Ama evet, haftalık programlarımız oluyor. Kaçmaz evet. Diyorum ben. Evet, evet, keyifli oluyor. Kaçmaz diyorum. Çünkü aslında tabii YouTube'un öyle bir avantajı da var. Sonradan da dinleyebiliyorsun. Canlı da katılabiliyorsun. Evet, evet. Onlar kayıt içi olduğu için evet. Bence çok güzel, çok güzel bir şey bırakıyorsunuz. Proje bırakıyorsunuz bizlere. Ben biraz da öyle bakıyorum. Bıraktıkları da oluyor ya. Bakın 80'lere hala çocuklar duymasına. Aslında tabii, şu an tabii. Aktif değil ama şu an bizde onlar. Sizde tabii, değil yani. Tabii. Bizim ruhumuzda, bizim gözümüzde, kalbimizde. Peki Burcu, hep şeyi merak ederim. Hani babam sınıfının müziği vardır ya. Hani evet. Yavaş çalındığında hüzünlüdür. Hızlı çalındığında çok evet, mutlusundur. Evet, evet. Dizilerde böyle bir drama kalıbı ya da bir trajedi kalıbı, bir komedi kalıbı var mı? Şöyle Melih Kibar'ın kulaklarını çınlatalım. Çınlatalım diyorum. Allah rahmet eylesin. Ya çok severdim. Kendisiyle de bir süre çalışma şansım olmuştu. O yüzden kulaklarını çınlatalım demek geldi içimden. Nurlarla yazsın. O temayı çok başarılı kullanmıştı. Mi? Aynı şeyi biz 80'lerde de yaptık aslında. Bizim bu Laylara Lay Lay evet. Terennüm diyorum ben ona. Doğru. O yavaş çalındığı zaman evet. Evet. Onda da aynı şey vardır. Gerçekten var. Çünkü 80'lerde biz hem jeneriğinde özellikle içteki tema müziklerinde hep biraz o döneme gönderme yapmak istedik. O Laylara Lay Lay da aslında 80 dönemi şarkılarda çok kullanılan bir terennüm hecesidir. Hani öyle boşu boşuna Laylara Lay Lay yapmadık aslında. Onun bir mantığı, bir amacı vardı. 80'lerde biz bunu kullandık. Ama bu keyfe keder bir şey. Ama sevgili Melih Kibar bunu çok akıllıca, çok zeki bir müzisyendi zaten. Mühendis de aynı zamanda. Onu çok iyi kurgulamış. Yıllarca da hakikaten aklımızdan silinmedi. Ama aynı espri 80'lerde de var. Bana Açelya dizilerde ve filmlerde müzik hele artık günümüzde çok bambaşka yerlere gitmeye başladı. Mümkün olduğu kadar tabii dizilerde, Türk dizilerde çok fazla marjinal şeyler yapılmadığını düşünüyorum şu anda. Var yeni gelen arkadaşlarımız, bir denemeler var ama ona ne kadar hazırlıklı seyirci. Seyirci demek istemiyorum aslında, yapımcılar ve kanallar. Seyirci her şeyi her çok şeyi, iyi evet. Aslında algılıyor ve alıyor. Ama bazen daha yukarıdakiler aslında... Hani bu böyledir, bunu böyle yapın diye bir bazı şeyleri risk almak istemiyorlar. O yüzden biraz benzeri şeyler çıkıyor. Biliyor musun Burcu, bazen öyle diziler oluyor ki bunu hani negatiften bir pozitife dönmek adına söylüyorum. Niyetim o, onu belirteyim. Müzik o kadar fazla ve önde oluyor ki diziye bakamıyorum. Yani çok oyuncunun haklısın. Sesi dın 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 dın. Ne oluyor diyorum ya, tamam bir dur da ben hani oyuncuyu seyretmek istiyorum. Çok haklısın. Çok yoruluyorum. Müthiş bir kirlilik var evet. Bu anlamda. Ama şunu da ben biliyorum ve duyuyorum da bazen de müzisyenden iş çıkıp kanala gittiğinde veya yapımcıya gittiğinde ya buralar müzik olsun talebiyle de geri dönülüyor. Yani öyle bir alıştırılmış kulaklar ama bence de çok son yorucu. Derece yanlış. Çok yani yorucu. Müzik olması gerektiği yerde ve olması gerektiği kadar kullanılmalı. Hakikaten öyle bir kirlilik var projelerde. Yani önüne geçmemeli. İşte yine aynı yere geliyoruz. Hepsi evet. Bir harmanda eşit ve yeri kadar. Evet, bazen kesinlikle. Yeri birinin önüne geçebilir. Bazen yeri daha fazladır. Oraya geçer. O denge, o matematik. Hayat bir matematik zaten. Müzik matematikten ayırmak mümkün mü müziği? Kesinlikle değil. Yani tabii. Hep bize hep onu derler ya, çok üzülürüm ya. Matematiği iyi değilse sanatçı olsun. Hiçbir sanatçı matematiği kötü olan bir sanatçı olamaz zaten. Hani bu algı da çok yanlıştır. Özellikle müzikte değil mi? Tabii. Tabii. Nota bilgisinde. Tabii. Peki nota bilgisi şart mıdır? Bak bir müzisyene zor sorular sormanın yöntemleri. Şart mıdır? Şart değildir. Aa. Şöyle. Eğer iyi bir notistiniz varsa yanınızda.
iyi bir aranjörünüz varsa bazen nota bilmeden şahane bir melodiyi mırıldanıp kayıt edebilirsiniz ve bunun üzerine bir senfoni yaratılabilir. Ama şimdi ben müzisyen olarak şart değildir demem belki biraz da tepki alabilir. Ama müzikal yaratıcılık bazen nota bilmeden de olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki nota bilmek tercihendir. Ama olmadı diye avantajdır. Avantajdır ama bazen nota bilmeyen insanların da şahane melodik yapılar ürettiğine, yarattığına da şahidim. Doğru. Peki filmlere şarkılar bestelendi. Bir de şarkılara filmler çekildi bir dönem. Evet. Değil mi? Evet. Ona nasıl bakıyorsun? Evet. O da işte diyorum ya, her dönem bir furya var aslında. Halen de yurt dışında, hatta oğlum Cem'in bir çalışması. Müziğe göre çekim yapan yönetmenler de var. Bu da bir tercih. Bir de şarkı güçlüyse ve bir hikayesi varsa çok büyük ilham kaynağı. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani Türk sineması da bundan beslenmiş, faydalanmış. Samanyolu. Tabii. Samanyolu vardır. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz yıllardır senin sesini çok severek dinliyoruz. Son zamanlarda biliyorsun şarkıcı hayatları ile ilgili çok güzel filmler çekildi. İşte Müslüm çekildi, sevgili Timuçin oynadı. Birçok oyuncu yani başarılı şarkıcıların hayatlarını oynadılar. Bir gün öyle bir teklif gelse, bir rol güven yazsa, sen de oynar mısın söyleyip? Çünkü hep sesini duyduk. Şimdi hem oyunculuğunla hem sesinle bir filmde. Ben çok isterim seni seyretmek. Buradan bir teklif olsun. Yani bir şarkıcının hayatı. Bilmem, hiç düşünmedim. Çok güzel olmaz mı? Hiç düşünmedim. Abi burada şöyle bir detay giriyor. Sevgili Timuçin Esen, Müslüm Gürses'i öyle bir yorumladı ki. Yani evet, çok büyük arkadaşım, gurur duyuyorum. Çok büyük riskti. Yani Müslüm çok Gürses'in canım. Kendi sesiyle izlemedik filmi. Timuçin söyledi ve bence olağanüstüydü. Tebrik ediyorum. Yani sadece burada iyi şarkı söylemek yeterli değil. O canlandırdığınız kişiyi taklit edebilmek gerekiyor. Her şeyiyle, tonlamasıyla, duruşuyla, bakışıyla sanıyorum onu ben başaramam. Gerçekten yani bence başarırsın. Çok da güzel. O başka bir şey. Yani bir başkasının hayatı. Bütün her şey performans ve çalışmak aslında. Bir de meseleye böyle bakmak gerekiyor. Yani ben bir aynı konu bana sorulur. İşte konservatuarlı mı alaylı mı? Ben bir konservatuarlı olarak. Ben derim ki eğitim kimsenin tek elinde değil. Yani eğitim dediğin şey çok kıymetli. Bunun yeri konservatuarsa konservatuar, hayatsa hayat, işte alaylılıksa alaylılıktır. Ama şart olan eğitimdir zaten. Hani alma biçimin, disipline riayet edişindir. Dolayısıyla bence burada iyi bir çalışmayla da değerlendirilebilir. Ben yine ısrarcı davranıyorum bu noktada. Hakkımı kullanıyorum. Çok da güzel olur yani. Hani birden seni öyle o sesinle ve oyunculuğunla seyretsek. Yani oyunculuk bilmiyorum. Olur. O konuda yorum yapamayacağım. O zaman şu meseleye de gelelim. Gerçekten oyunculuk, hani önde işler. Birol Beyler, senaryolar, hep siz böyle arkada bütün işi yöneten, aslında çok başarılı ama nedense çok önde olmayı tercih mi etmedin? Durum mu öyle gelişti? Ya hiçbir şeyi kasıtlı yaptığımı düşünmüyorum Açelya. Doğal gelişim o şekilde oldu. Sanıyorum. Yani tam 90'ların başı, çünkü muhteşem bir sesin var. Albümler çıkabilir. Yanlış mıyım Burcu? Ya bir de oradan da, bak meseleye yani. Tarz olarak, karakter olarak hani ben bir yerde durayım, insanlar keşfetsinciyim. Bu artık bugünkü konjonktürde ne kadar doğru değil. Ama işte yani ne bileyim. O dönemin gerçeği böyle, öyle. Yine çok başarılı ve çok şey ama hani sahne, hani, albüm. Hani bir şarkı okuyayım, insanlar bunu keşfet. Artık bu böyle bir şey yok maalesef. Ama ne yapayım, tabiatım böyle. Belki de bundan dolayı da öyle gelişti. Bir de beslendiğiniz alanlar da çok zaten var oldu. Hep çok iyi işler yaptın. Bir de en önemli şey insanın kendi manevi tatmini. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. Kimi bunu kendini göstererek, önde olarak yaşar. Ben zaten çok müziğimi yapıyorum. Şarkılarım dönüyor. Notalarımı yazabiliyorum.
Projelerde belli bir proje içerisinde belli bir yerde duruyor. Bunu yaşadıktan sonra hani ne bileyim çok da çok fazla bir ihtiyaç hissetmedim herhalde. Harika. Bunun dışında. Yani bir de o zaman da belki bu tarafı olmazdı. Bir çocuklar duymasın, birçok film ve dizi müziği olmayabilirdi. Yani ikisi de bence kendi içinde çok büyük yıldızlar. Biri daha sahnede, önde. İnsan Açelya azmederse ve kafasına koyarsa aslında birçok şeyi bir arada yapabilir diye düşünüyorum ben. Çok doğru. Ama belki de işte diğerini yaparken diğerine asılmamaktı benimki. Orada aile kurmak dedim ya, büyük bir ailesiniz. Siz iş hayatında da büyük bir ailesiniz baktığınızda. Bu dengelere sahip çıkabilmek, orada başka bir konsantrasyon var. Hep tabii, konuşuyoruz ya tabii, seninle. Tabii, yani tabii. Hani, orasını yönetmek de öyle kolay iş değil. Yani benim açımdan hiç olmadı hiçbir zaman. Tabii. Yani hem aile, hem kurumsal olarak da bir ailesiniz. Ama keyifle yapıyorum, severek yapıyorum. Zor gelseydi yapamazdım, başaramazdım herhalde. Belli bir yerden sonra da oturturken ilk başlarda belki zorlanabiliyorsunuz. Ama ondan sonra otomatikleşiyor. Hani çocuk da öyle bir şeydir ya. Hani ilk zamanlar aman Allah'ım dersin, yani hani nasıl olacak? Ama sonra her şey o kadar otomatiğe bağlanır ki. Çok doğru. Hani farkında olmadan yaparsınız. Böyle gelişti. Yani demek ben bunu ki. Şey için sordum. Hep sorarlar ya, derler. İşte şu potansiyelim var, niye ne? Bana da derler bunu mesela. Yok derim, ben bu kadarını istedim. Ya ben de aynı şekilde. O biraz şeyle alakalı. Senin hayat tasarrufunla alakalı bir seçim. Ama sormak istedim, sen de çok güzel cevapladın bence. Bir de ben biraz daha erteleyen bir insan. Mesela bir rol asla ertelemez. Bir proje üretir. Ay evet. Ve onu hemen yürürlüğe koyar. Ben bir şey oluşur, biraz oyalanırım, demlenir. Belki yaptığımız işlerle de ilgili. Yani hani bir tarafta müzik, bir tarafta senaristlik, yapımcılık, hani işlerin farklılığından da kaynaklanabilir. Ben biraz daha ağırımdır, yavaşımdır. Daha çok düşünürüm. Öyle mi olacak, şöyle mi olacak, şudur budur. Daha detaycıyımdır. Bir rol daha hızlı yürürlüğe koyar. Ama hangisi doğru? Bence ikisinin karışımı, karışımı doğru. Karışımı. Evet. Tamamlıyor birbirini. Ama ne olursa olsun bazen hani Özdemir Asaf da der ya, balıklama dalacaksın hayatın içine. Evet. Bazen çok da hesaplamayacaksın. Çünkü zaman da çok kısa. Hani ben bilmiyoruz ki yarın var mıyız, yok muyuz. Hani çok da oldu mu olacak mı dememek lazım. Zaten artık belli bir altyapıyla çok saçma sapan şeyler yapma ihtimali çok yoktur diye düşünüyorum. Biraz hızlı bilmek değil bizim akademinin şeyi. Bilmek değil, yapabilmek önemli. Harika bir motto. Ben bunu kendime öneriyorum. Aa, çok güzel. Bilmek değil, yapabilmek önemli. Evet. Ay, harika bir hediye bugün. Evet, bu da Birol Güven'in sloganı. Çok güzel bir hediye, öyle mi? Evet. Teşekkür ediyorum Birol Güven. İzninle bir reklam aram var, sonra tabii, buradayız efendim. Evet sevgili Burcucuğum, devam ediyoruz. Ve tabii ki aslında biraz önceki yalınlığın üzerine yine de gelecek soruları soracağım. Gelecekle ilgili yeni projeler var mı öncelikle kafanızda? Her zaman var Açelya. Hem yapım tarafında var aslında. Hem de müzik tarafında var. Onlar hiç bitmiyor. Bitmesin zaten. Bitmesin. Onlar bitince zaten her şey biter. Çok doğru. Hiç durmayı sevmiyorum ben. Durmayı sevmiyoruz. Durmuyorum yani kurum zaten. Olarak da, kişisel olarak da. Hali hazırda devam eden projemiz var. Zaten 80'ler devam ediyor. TRT kanallarında. Bunun dışında da biraz eğitime artık, sanki değil mi? Eğitim. Evet, o eğitimle ilgili bir iki bir şey var. Onu şimdi çok detaylı anlatmayayım. Biraz artık terzi kendi söküğünü dikemezmiş dedik ya. Projeler dışında biraz daha ben kendi özel
prodüksiyonuma dönmek istiyorum. Aynı güzel. Yıllardır biriktirdiğimiz diziler dışında yaptığımız şarkılar, yaptığımız şarkılar var. Biraz bunları toparlamak, bunlarla harmanlanmak istiyorum. Biz de onları dinlemek istiyoruz. Çok yakın zamanda yavaş yavaş şey yapacağız, paylaşacağız. Biraz daha kendi içime dönmek istiyorum müzikal zaten olarak. Zaten bu pandemi bize bence bunu hediye etti. Çok bu haklısın. Hediyesiydi sevgili çok haklısın. Burcu. Yani biz evet bir koşturmanın içindeydik ama biraz başkalarının hayatını yaşarken şimdi kendi hayatlarımızı yaşamaya her meslek alanında ben bunu görüyorum ve ben bunun dünyayı çok ileri getireceğine inanıyorum. Çok haklısın. O yüzden hele senin gibi bir sesle bu içsel yolculuk çok izlenebilir, çok keyifli olacağına eminim. Ya pandemiyle beraber dedin en basiti bu YouTube konserleri. Benim aslında daha önce çok sıcak bakmadığım, yanaşmadığım bir benim şeydi. Benim de öyleydi ama çok güzel, mecburuz ama, artık. Ama evet, ama o kadar özledik ki evet. Bir bahane oldu ve baktım çok da şeker oluyor aslında. Çok da güzel oluyor. Çok da sıcak bir dokunuş oluyor aynı şimdi anda. Şimdi onu diyecektim. Bir de orası artık çok gençlerin ve çok hoş işler yapan gençlerin mecrası evet. oldu. Bizlerin de artık yavaş yavaş girip orayı bir bütünlememiz, bütün insanlığa ait yapmamız gerekiyor. Ama ben sizi çok destekliyorum, izleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum Burcu. Ben teşekkür ediyorum Açelya'cığım. Çok keyifliydi. Nasıl geçti zaman? Anlamadık. Her zaman bekliyoruz. Ben YouTube'da zaten size abone oldum. Olacağız, çok teşekkürler. İzleyeceğiz hep birlikte. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Daha çok işler var. Görüşürüz. İzleriz. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikteyiz biz sevgili çok Burcu Güven'le. İyi ki varsın. Ve Güven ailesiyle. Efendim bugün güven dolu bir program yaptık. Gerçekten sanatın, sevginin buluştuğu işlerle birlikteydi. Sevgili Güven ailesi bizlerle birlikte. Burcu harika bir ses olarak bu dünyaya harika izler bıraktı. Ben şey diyeceğim ya, bence biz o kanala abone olalım. İçimden geldi. Vallahi arkadaş görmüyorum. Harika işler yapıyorlar. Bize iyi gelir diye düşünüyorum. Hoşçakalın.